derede, yolun bittiği yerde bizleri 1943 yılında 2. Kolordu komutanı olan ve daha sonradan Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getirmiş olan Nuriye Umut Paşa'nın Zığındere'de şehit olan askerler için yaptırılmış olduğu anıt karşılayacaktır. Nuriye Umut Paşa, Çanakkale Savaşları'nda genç bir teğmen olarak görev yapmış ve daha sonradan 2. Kolordu Komutanlığı sırasında şehit olan arkadaşların kemiklerini toplattırıp onlar için bu anıtı inşa ettirmiştir. Çanakkale'deki diğer anıtlardan farkı, diğer anıtlar suni birer anıt iken burada 10.000 civarında şehidimiz bulunmaktadır. Burası en çok şehidimizin toplu halde bulunduğu yerdir. Bu nedenle Cennet Çukuru diye de bilinmektedir. Birazdan düşman, canımızdan kıymetli bildiğimiz bu topraklara ayak basacak. Şüheda kanlarıyla sulanan bu topraklar, bizlere atamız Ertuğrul'dan, Fatih'ten, Yavuz'dan kaldılar. Analarımız, babalarımız bu topraklarda büyüdüler. Allah-u Teala'nın izniyle çocuklarımız da bu topraklarda büyüyecekler. Ceddimizin ruhlarının şad olması için mahşerde Allah'ın huzuruna ak bir yüzle çıkmak için ve en nihayetinde bu vatanın evlatları olduğumuz için sizden istirhamım şudur ki düşman bu siperden öteye geçemeyecek. Anıt bulunduğu nokta itibariyle müttefik kuvvetlerinin en sağ noktasını teşkil ediyordu. Ayrıca bu bölge Sedirbahir bölgesinde siperlerin birbirine en çok yaklaştığı nokta olmakla beraber lan faaliyetlerinin de en çok olduğu bölgedir. Zaten anıtın karşısındaki tarlada İngilizlerin erken patlatmış olduğu lağımın çöküntüsü çok rahat görülmektedir.